cinayet işleyen arkadaşların koğuşuna koyuyor. Ben ona hayret etmiştim. Yani adamlar kendilerine atıyorlar, birbirini demir tavalarla dövüyorlar falan. Ya benim orada ne işim var? Ne cesaret ya, beni nasıl korsunuz oraya? Ya akla bak ya. Ya sırf cinayet işlemiş olanlar var yani. Ya kardeşim, ben ayrıca bir suçum da yok. Bir isnat da yok. Hiçbir yok. Sadece yargılanıyorum ben. Yani tutuklu da değilim. Orası adli bir koğuş, benim ne işim var orada ya? Ve cinayet işlemiş adamları konuyor. Siz oradayken kaç kişi öldürdüler? 7 kişi öldürdüler ya. Ya zorunuz nedir ya? Ayağa zincir vuran aleme, ben hayret etmiştim ya ayağıma zincir vurunca. 45 gün zincir vurdur ayağıma. Hem de inşaat zinciri yani. Koskoca, kalın böyle bakladı. Bütün akıl hastaları serbest. Herkes serbest ya. İnanılır gibi 45 gün. Hatta dışarı çıkıp ailelerini ziyaret edebiliyorlar hafta sonları. Size hiçbir şekilde izin vermiyor. Odadan çıkmayacaksın dediler. Yani burada sürekli oturacaksın. Siz zinciri uzattırdınız sadece namaz kılabilmek için. Tabii o baktım, yataktan kalktığımda sadece yatağın dibine kadar geliyor yani, somyan dibine kadar. Ayak uzamıyor yani, namaz kılacak gibi değil. Onun da alnımın derisi çatladı kabul ettirinceye kadar. Orada subayı çağırdım, anlattım yani, dedim bak. Evet. Namaz gösterdim de namaz kılarken. Bayağı düşündü. Yani sonra tamam peki o zaman dedi. Gitti şöyle bir 50 santim falan yine bir zincir daha buldum. Onu ekledim. Ama inanılır gibi ya, zincir, ben ilk defa görüyorum ya, zincirler ne alaka ya? Bir de sadece bir cümle söylemişsiniz de hiçbir Türk kavminlerim, İslam milletindenim. Evet. Suç bu. Ya inanılır gibi ya. O zaman hakim, yaşlı böyle terbiyeli bir insandı. Oğlum demiş Vehbi'ye, bizim avukata. Benden hiç tahliye isteme demiş. Bu siyasi dava demiş yani. Yani hukukla alakası yok demiş olayın. Ben bırakamam demiş yani, tahliye istemeyin demiş. Her gittiğimizde usulen gidiyorduk. Ama dosya içinde de hiçbir şey yoktu kardeşim yani. Zaten bak aynı savcı suç unsuru yok diye beraat talep etti. Ne kadar zaman sonra? 19 ay sonra. 9 ay cezaevi, 10 ay akıl hastanesi. Aynı savcı suç unsuru yok diyor. Ya kardeşim, bahçesiye dahi çıkmayan tek kişiydim orada, bahçeye çıkmayan. Yani oranın tarihinde yoktur. Yani cinayet işleyenler hepsi dışarıda geziyordu. Bahçede falan gittin orada görürsünüz zaten. Sokakta gezerler arkadaşlar. Evet, hemşirelerle doktorla evet. Görüştürülmeyen tek hastasınız. Ya bak, iç bahçeye de çıkamıyoruz. İç bahçeye de, dış bahçeye hiç çıkarılmıyor zaten. Onu tahayyül dahi edemiyoruz. Hastalar dış bahçedeydiler orada. Görürsünüz, gidenler evet, görürler. Evet. Dış bahçede gezerler. İç bahçeye de çıkarmıyorlardı. O söylediğim şey işte, o yazılı da var zaten. Annesi, abisi, avukatı dışında hiç kimsen görüşmeyecek ve bahçeye çıkarmayacaktı. Ya, göstersene, yaz, yaklaştır. Gösteririz. Adnan Oktar isimli hastanın Mediha Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi, Vehbi Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır. Filiz Akpınar. Bir de Allah'a şükür bak, kaç yıldan beri çizgimiz hiçbir ilişki yok. 79'dan beri gayet muntazam devam ediyor.